Bismillahirrahmanirrahim. Dün Hakka suresi 37'ye kadar gelmiştik. Bugün 38'den devam ediyoruz. Hayır, gördüklerinize yemin ederim. Görmediklerinize de. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim derken neyi kastediyor? Hiç düşünen oldu mu? Gördüğümüz dünya oluyor herhalde Ali Rıza'cığım. Görmediğimizde ahirettir mantıken. Yani dünya hayatında iki haberden bahsediyor Kur'an. Bir gayb haberi, ikincisi de gayb olmayan haber. Hani şu Kur'an insanlara anlatılırken yıldıza andolsun, aya andolsun, incire andolsun, zeytine andolsun ifadeleri kullanıyor. Bunları gördüklerinize, bir de görmediklerinize o büyük haber diye bahseder. Bir de peygamberlerin kendinden sonrakiyle gelecek olan ve kendinden öncekileri müjdeleyip tasdik ettiği ve müjdeleyip geleceğini vaat ettiği peygamberler de gayb haberleri oluyor. Yani bu görmedikleriniz bunlar. Yani bunları Allah boşuna anlatmıyor. Bunlar gerçekten siz bildikleriniz ve gördükleriniz ve görmediklerinizi mutlaka ama mutlaka Kur'an'da söylenmişse gerçekleşecektir anlamını taşıyor. Siz gaflete dalın bakalım. Allah bunların hesabını size soracak diyor Allah. Olay bu. Hiç şüphesiz o Kur'an şerefli bir elçinin kesin sözüdür. Hiç şüphesiz o Kur'an şerefli bir elçinin sözüdür. Bunu anlatırken de hep bunu Cebrail diye tanımlamışlar hep. Şunu aceleye gerek yok. Tekvir suresi 19. ayetten itibaren o gelen elçi Cebrail mi yoksa Nebi Resul için mi bunu kullanıyor? Yani hep insanlar bunu karıştırmıyor. Buna Cebrail demişler. Oysa o gelen elçi diye bahsettikleri Cebrail değil, Allah'ın Nebisi ve Resul'dür. İstersen hocam orayı açabilirsen. Orada çok güzel anlatıyor olayı. Şüphesiz o Kur'an üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten Allah'tan getirdiği sözüdür. Bu elçi bir güç sahibidir. Arşın sahibi katında şereflidir. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. Sizin sahibiniz bir deli değildir. Andolsun o peygamber onu apaçık bir ufukta görmüştür. O gayb haberlerine karşı söylediklerinden dolayı suçlanamaz ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz. O Kur'an'da kovulmuş şeytanın sözü değildir. Şu halde nereye kaçıp gidiyorsunuz? Olay bu kadar hocam. Yani o elçi hep Cebrail diye anlatmışlar. İşte Kur'an'daki bu o elçi ruh kelimesine farklı anlamlar yüklediklerinden dolayı o Kur'an'daki müteşabih ayetlerin anlaşılmasında güçlük çekilmiş. Hepsi farklı farklı şeyler söylemişler. Oysa o şerefli Allah katında belirli bir makama sahiptir ifadesi kullanırken de bunu anlatıyor. Yani Nebi Resul olan o elçi, o Kur'an'ı o elçi size getirdi. Yoksa o Cebrail değil. Bunu anlamak lazım. Kur'an'da Cebrail diye hiçbir kelime geçmez. Cibril geçer. O da Allah'ın peygamberin kalbine direkt ilka ve ilham etme olayına Cibril diyor Allah. Kim buna düşman ise
Allah da ona düşmandır. Ona düşmanlığı da Allah'ın kendisinden o nebilerin aktardıkları vahyi bilgilere karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olarak ahiret aleminde ebedi cehennemi hak etmiş olarak girecekler ifadesi kullanıyor Kur'an. Bak, Kur'an'da bir ayet yerinden oynatılıp yanlış bir yere kondu mu orada fesat çıkıyor. Hani diyor ya cinler, vallahi biz göğü yokladık, onu güçlü koruyucularla kaplı bulduk ifadesi kullanıyor. Yine cinler, vallahi biz onların oturma yerlerine oturuyorduk. Ne zaman şimdi oturacak olsak bir şihab izler. Yani bu şihab da onunla ilgili bir ayet karşımıza çıkıyor. O ayet onun cevabını veriyor ifadesi kullanıyor. Şu ilkeyi bir anlayabilse insanlar anlayamadıkları konuları onunla ilgili ayetleri ortaya koydular mı olay meydana çıkıyor diye düşünüyorum. Burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. O bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kâhinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz. O bir şairin sözü değildir. Bunu aynı hiç nokta ve virgülü bile değişmeden Hakka suresi 36-37'den 45-46'ya kadar devam eden ayetlerde bu konuyu işliyor Kur'an. Yani bir yerde bir yanlışlık olsa o diğer ayetler de aynı şeyi söylemez. Mutlaka Kur'an'da kendi içinde çelişkisizdir ifadesi kullanırken bunu anlatıyor. Kesinlikle bir ayette başka türlü söyleyip bir ayette başka türlü söylüyorsa orada bir problem var demektir. Bizim anlayışımızda bir problem var demektir. Hani İsa ölüleri diriltiyordu diyor. Bir ayette de Allah diyor ki ölüleri ben diriltirim, onları ben öldürürüm diyor. Bunu İsa yapıyorsa haşa iki tane Allah olur diyor Allah da. O zaman Allah diyor ki Enbiya suresi 22. ayette eğer Allah'tan başka ilah olsaydı bu kainat fesada uğrardı diyor. Böyle bir anlayışla Kur'an kendi bütünlüğündeki yanlış anlayışları hep çöp atıyor. Doğru anlayışı ikame ediyor, doğru yere koyuyor Allah. Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. Eğer o bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı, muhakkak onun sağ elini bütün güç ve kudretini çekip alıverirdik. Şimdi genelde hep ne diyorlar? Kur'an ve sünnet. Kur'an Allah'ın gönderdiği vahyi bilgiler. Sünnet ise peygamberimizin söylediği sözler. Allah da diyor ki eğer o peygamber vahyin dışında bir sözde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarına yakalar hesabını sorardık diyor. O zaman peygamberin söylediği ya vahidir ya vahilerin harmanlamasının bir yorumudur. O da Kur'an'ın ta kendisinde var. Hani bir tanesi diyor ya çok insanlar bir tanesi değil o ön plana çıktığı için söylüyorum. Diyor ki Kur'an yeter diyorlar. Kur'an yeter diyenler kafirdir diyor. Oysa Kur'an yetmez diyenler kafirdir. Çünkü Allah'ı yetersiz görmek, Allah'ın gönderdiği vahyi bilgileri yetersiz görmek insanı küfre saptırır diyor Allah. İşte o peygamberin söylediği vahyin dışında bir şey değildir. O ancak vahiyle söyler, vahiyle konuşur, vahiyle yaşar. İşte bunu söylüyor Allah'ın Resulü ama bunlar Resul adına uydurulmuş binlerce, milyonlarca
uydurulmuş hadisleri peygamber söyledi deyip peygamber aleyhine atıp tutuyorlar. Oysa Allah'ın Resulü onların söylediklerini değil, Allah'tan gelen vahiy bilgileri söyler. Hani Bakara suresi 285. ayette diyor ya, o Resul Allah'tan gelene iman etti ve ey müminler siz de ona iman edin ve onunla söylem ve eylemlerinizi düzenleyin anlamında ifade kullanıyor. Sonra onun cihan damarını elbette keserdik. O zaman sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı. Yani eğer öyle bir şey olsa onun işini bitirdik diyor. Dünya hayatından onun söylem ve eylemlerini ortadan kaldırır. Biz onu eğittik. Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşaması için sözleştik. Bak, Ali İmran suresi 81. ayet anlatır. O ölür ama kesinlikle Allah'ın emrine muhalefet eden ne bir sözde bulunur ne de bir davranışta bulunabilir. Bütün peygamberler geldiklerinde diyorlar ki ben Allah'tan gönderilmiş bir nebi ve resulüm. Müslüman olanların ilkiyim. Yani önce söylediklerimi kendim yaşarım. Daha sonra size o yaşadıklarımızı da örnek olarak gösteririm ifadesi kullanıyor. Can damarını kesmesi, vahiyden uzaklaştırması bu anlamda. Kesinlikle Kur'an'da vahiyden uzaklaştırılan hiçbir peygamber yok. Bir Yunus peygamberden bahsediyor Kur'an. O da peygamber olmadan önce yapmış olduğu bir yanlışlığı düzeltiyor. Allah yine onu eğitip peygamber seçiyor. O vahyin dışında bir sözde söylemez hale geliyor. Ve yaşamaz hale geliyor. Onu anlatıyor. Çünkü o Kur'an Allah'tan sakınan muttakiler için bir öğüttür. Yine Bakara suresi 2. Ayette de diyor ki bu Kur'an Allah tarafından indirilmiş muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır ifadesi kullanıyor. İşte bu Kur'an gerçekten insanların nerede, nasıl davranacaklarının yolunu, yöntemini, helalini, haramını, doğrusunu, yanlışını, iyisini, kötüsünü net bir şekilde ortaya koyarak insanların nerede, nasıl davranması gerektiğinin yolunu, yöntemini ortaya koymuştur. Hani bir ayette de diyor ki, gemiye bindiler, geminin nerede ineceğini, nerede duraklayacağını, nerede demir atacağını Allah belirler ifadesiyle vahiy yolunda yürüyenlerin yaşam biçimini, hayat tarzını Allah belirler ifadesiyle olayı anlatıyor. Elbette biz içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. Elbette biz. Yani Allah kimin yalanladığını, kimin yalanlamadığını, kimin iman ettiğini, salih amel işlediğini, kimin iman etmeyip salih amel işlemediğini elbette biliyoruz. Nasıl biliyor Allah? Yine Bakara suresi 284. ayette kişinin kalbinden geçirip kesinlikle karar kıldığı ve dolayısıyla sakladığını, gizlediğini ve açığa vurduğunu net olarak biliyoruz ifadesi kullanıp ve o açığa vurması da onu insanlara bildirmese de biz onunla onu sorguya çekeceğiz ifadesi kullanıyor. Yani bir insan bir fiili yanlış veya doğru olan bir fiili işlemiş veya işlememiş veya işlememiş olsa bile Allah onları biliyor ve onunla hesaba çekeceğini diyor. Bu da yine Nemi suresi 82. ayette ahiret aleminde geldiklerinde insanların önüne iki belge konuluyor.
Bunlardan birisi boynuna dolanmış bir kuş olarak kitap anlamında belge. Eyvah, küçük büyük hiçbir şey bırakılmamış olduğu gibi buraya yazılmış ifadesiyle onu anlatıyor. Bir de kamera kayıt sistemi, yerden bir dabbe çıkarırız, onların inkar ettiklerini onlara söyler ifadesiyle, inkar edenlerin insanlar bilmese de onu ben bilirim ifadesiyle olayı anlatıyor diye düşünüyorum. Gerçekten o Kur'an kafirler için bir hasrettir. Gerçekten o Kur'an kafirler için hasrettir. Neden? Çünkü ahiret alemine geldiklerinde hep inkar edenler o Kur'an'ın ne kadar doğru olduğunu, ne kadar hak ve hakikat olduğunu, Kur'an'daki söylenenlerin ahiret alemiyle ilgili gayb haberinde hiçbir noktası virgülü eksiltilmeden kesinlikle o vahiylere uygun olarak onlar cezalandırılıp hesaba çekileceğini ve dünya hayatında neler yapıp neler yapmadığını ortaya koyarak Allah söylemişti. İşte Allah'ım biz gördük, inandık, iman ettik. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım diyecekler. Ama Allah da o kadar Resuller geldi, onları yalanladınız, girin cehenneme. Yani hani Kur'an'ın söylediği dünya hayatında söyleyip de ahiret hayatında aynı oluşu felsefe dilinde ortaya bir teori atılır. O teori ilimler tarafından iddia ve ispat haline gelirse ilim haline gelir. Ama iddia ve ispat haline ilimler gerçekleştiremezse o teori olarak kalır. İşte ahiret aleminde Allah insanları diriltecek, iman eden ve salih ameller isteyenleri cennete, inkar eden ve zulmedenleri de cehenneme yerleştireceğim diyor. Bu gerçekleştirince Allah iddiasını gerçekleştirmiş oluyor. Allah'ın söylediği o teori ilim haline gelmiş oluyor. Ve böylece dünyada inanmayanlar ahirette acı acı o azabı çekmek zorunda kalıyorlar. Ben burada Hatice Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Müsait mi bilmiyorum. Müsaitim Tevfik abicim. Bildiğim bir şey de inşallah. Şimdi burada diyor ya, bu Kur'an kafirler için bir hasrettir. Yani onlar ahiret alemine gittiklerinde çok büyük bir pişmanlık yaşıyorlar. Yani o Kur'an'ın emir ve yasaklarına burada tenezzül etmedikleri o kitaba orada büyük bir pişmanlık duyuyorlar. Ellerinde olsa belki Kur'an'ın her harfini artık geri gelip yerine getirecekler. Şimdi peki böyle bir durumda Allah isteyenlere ikinci bir fırsat verse, madem pişmansınız, artık şeyi gördünüz, o zaman dönün geri, o Kur'an'a göre tekrar yaşayın dese, geri gönderse, daha iyi olmaz mıydı? Şimdi böyle bir defalık bir imtihan, kazandın kazandın, kazanamadın gittin, ebediyen yanıyorsun. Bu biraz sert değil mi? Şimdi şöyle Tevfik abi, eğer böyle olsaydı, hani geri gönderilip tekrar bir şans verilseydi, o zaman bir anlamı kalmazdı. O zaman şöyle de olurdu. Allah baştan yanlış mı yapmış? Hani sonradan böyle bir şans vermek de çok yanlış olur. Bence olmazdı yani öyle bir şans. Bu çok önemli bir soru. Başka görüş olan var mı bu konuda? Abi de şey söyleyeyim. Ben gönderilseler dahi, Allah öyle bir şey tanısa dahi, yine eski hallerinden caymayacaklardı diye düşünüyorum. Bunun böyle neye bir ayet de vardı herhalde değil mi? Evet evet, ben ona dayanarak söylüyorum. Hani onlar denizde boğulurken hani tamamen dini Allah'a has kılıyorlar. Karaya çıktıktan sonra tekrar eski hallerine dönüyorlar ya abi.
genel manada söylüyorum verilen mesaj evet. itibariyle. Ayeti tam net hatırlayamadım. Mat Suresi 32. ayet hocam. Allahu alem. Şimdi ona dayanarak diyorum ki gelseler dahi Allah böyle bir hak tanısa dahi gene yaşamayacaklardı diye düşünüyorum. Başka görüşürler. O oluyor da ama ahireti gören bir insan ahiretteki azabı görüp de tekrar dünyaya gelse yapmaz diye düşünüyorum. Dünyada hani başa bir musibet geliyor, iyi olduğunda tabii Allah'ı unutabiliyor ama ahireti gördükten sonra tekrar gelse onu yapamaz diye düşünüyorum artık. Çünkü ahiret çok başka bir alem. Eyvallah da ne fark eder ki Hatice abla? Yani ahireti öyle bir artık. Anda, öyle bir anda Allah tamamen diyorsun ki Allah'ım tamam ben bu beladan kurtulursam tamam söz diyorsun. Yani mesela genel evet, manadaki evet. insan psikolojisi olarak diyorum. Araya çıktığımız zaman veya işte bolluk o şeyi tehlikeyi atlattığımız zaman eski halimize dönüyoruz. Ama şu dünyalık yani, konularda oluyor sanki İsmail Hocam. Ahiret çok başka bir şey. O cehennemi gördükten sonra, o azapları gördükten sonra ben zannetmiyorum bir insan tekrardan yapsın. O yüzden Allah zaten ikinci bir şans vermiyor. Bilmiyorum ama tabii bizimki de zannedir ama. Fakat ben insan psikolojisi gereği aynı hayatı yaşayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani başka görüş olan yok gibi. Kur'an şöyle diyor. Hani Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi ifadesi kullanıyor. O peygamber olmadan önce ne yapmıştı? Zengin, şatafatlı, eksiksiz bir dünya hayatı vardı. Yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bu yaratılışta verdiği sözü unuttu ve arkasından onu balık yuttu diyor. Burada balığın yutması ne oluyor? Bildiğimiz denizde yüzen Yunus balığı değil, Yunus'u yutan oradaki zenginlik, şatafatlı bir hayat onu Allah'a hatırlatmakta uzak kaldı. Hani diyor ya Kur'an'da biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz diyor. İşte Yunus da bozgunculuk yapanlardandı. Yine Yunus suresi 98. ayette Yunus kavminin o yanlış yoldan kendini düzeltip doğru yola gelmesini anlatır. Keşke diğer yanlışa gidip de kendisini dünyadayken düzelten bir kavim olsaydı ifadesiyle olay anlatıyor. Yani Yunus kendisini düzeltti, bunu balığın karnında olarak anlatıyor. Düzeltti, sıkıntıya düşünce düzeltti. Allah'a tesbih etti. Allah da onu aldı, eğitti, Nebi ve Resul yaptı. Yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna getirdi. Yine Enam suresi 158. ayette ölmeden önce kişi iman eder ve imanını hayra dönüştürürse biz onları bağışlarız ifadesi kullanıyor. İşte bu neyi ifade ediyor? Dünya hayatında bu gitgeller oluyor. Kendisini düzeltenler kurtuluyor. Kendisini düzeltmeyenler, inkarda ısrar edenler onlar da helak oluyor. Kur'an'ın tanımladığı bu diye düşünüyorum. Yani Allah insanlara ikinci bir şans vermesi normal mi, anormal mi? Yok, ikinci bir şans verecek olsaydı verirdi Allah. Niye vermesin ki? Ama İsmail Hocam'ın dediğine yürekten katılıyorum. Allah ikinci şansı dünya hayatında vermiş zaten. Hani diyor ya, büyük azap gelmeden önce dünyada ufak tefek azaplarla onları uyarıyoruz diyor Allah. Yani ya bir dünyada, de bu dünyanın ahiret alemi var. Bu bahçe sahipleri olayında da aynısını anlatmıyor mu?
O zaman ahiretin şöyle bir şey, azabı daha şiddetlidir ifadesiyle şöyle bir şey de olurdu o zaman Hatice Hanım. Şimdi eğer insanlar ikinci şansın kendilerine verileceğini bilirse ne diyecek? Rahat ya, nasıl olsa gidip geri geleceğiz. Onun için şimdi bu birinci hayatta her haltı işleyelim. İkinciye geldiğimizde tesbih neyim çekeriz, hacca gideriz, zikir çekeriz. Oradan işi kurtarırız. O zaman ilk hayatını kimse ciddiye almaz. Bir de şöyle bir şey olur. Şimdi eğer gidip gelecekler olsa, mesela senin deden, benim dedelerim şimdi burada olacaklardı tekrar. Yani birinci hayatını yaşayanlarla ikinci hayatını yaşayanlar aynı yerde, aynı dünyanın içerisinde. Aynen. Onun için bu durumda nasıl olurdu bilmiyorum tabii. Havas olurdu. Öbür tarafa gidip gelenlerle, hiç gitmeyenler. Aynen. Bir de şöyle olurdu, şu aklıma gelmişti biraz önce de toparlayamadım. Şimdi çevremde iş hayatında çok insan var. İşte her türlü günaha batmış. Yani ben hacca gidip geleceğim işte, ondan sonra sıfırlanacağım, bütün günahlarım gidecek. Hani tertemiz bir sayfa açacağım. Hep bu inanış var insanlarda halen de. Hani ben biraz yaşayayım da istediğimi yapayım da hacca gidip geldiğimde çok rahat edeceğim işte. Hani sıfırdan başlayacağım falan, her şeye tövbe edeceğim. Bu da ona benziyor yani, ahirete gidip gelme olsa insanlar çok rahat davranırlar. Bir de gidip gelenler bize anlatırlar, şöyle azap var, böyle azap var. Zaten yapmazsın. Yani çok büyük dengesizlik olur. Allah da onu bildiği için dünyada yani, şans var ama ahirette yok. Düşün ki heykellere dikilen, adına işte kitaplar basılan o kişiler gitmiş ve geri geldiklerini düşün. Yani kendilerini takip edenlerle kendilerinin arasında müthiş bir çatışma da yaşanabilirdi. Bazen istemiyor değilim o heykelleri yapılanlar bir çıkıp gelse. O tapanlar, o okullardaki o gösteriler acaba ne hal alır? Evet. Şimdi tabii Allah hikmetsiz bir iş yapmaz. Yani mevcut Allah ne yapmışsa en doğru olanı budur. Lakin bunun hikmetini kavrayabilmek için işte böyle olmasaydı da şöyle olsaydı dediğimiz zaman daha iyi anlamamıza sebebiyet veriyor bazı şeyleri. Allah'ın yaptığının güzelliğini ancak bu şekilde daha rahat kavrayabiliyoruz. O bakımdan buyur hocam. Bir de şunu hatırlamak gerekiyor. Nisa suresi 137. ayette Allah iki kereden başka kesinlikle insanı değiştirmez diyor. Yani değiştirmek istese değiştirmez. Ne diyor ayette? Önce iman eden, salih amel isteyen, sonra inkar eden ve zulmeden, tekrar iman edip tekrar inkar edip inkarı arttıranlara Allah asla bağışlayıcı değildir ifadesi kullanıyor. Bunu boşuna anlatmıyor Allah. İşte o iman etmiş insanlar sonradan inkar yönünde karar kılıp o yönde geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girerse o şeytanlaşıyor. Kesinlikle o geriye asla dönmez diyor Allah. Bunu boşuna söylemiyor Allah. Ne anlatsam boş onlara diyor. Yani kalbi mühürlenmiş olanlara. Evet. Ne yapsalar boş. Birisi çıkmış demiş ki, diyor ki, bir videoda izledim. Diyor ki ben ateistim. Peygamber de biriyle konuşuyor, inanan biriyle konuşuyor. Ben ateistim diyor. Peygamber de ateist diyor. Nerede bu konuya vardın diyor. O oku diyor. Şura suresi 52. ayette. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun ifadesini tutup da peygamberin ateist olduğu kanaatine varıyor. Oysa peygamber ümmi bir toplum içinden gelmiş, babaları uyarmamış, kitap nedir, iman nedir bilmiyordu ifadesini kullanırken bu anlamı taşıyor o ayette. Sana bir Allah'tan gelen vahiy bilgileri gönderdik ve sen kitap nedir, iman nedir bilir hale geldin
mesajını bir türlü anlayıp kavrayamıyor. Peygamber ateisti, ben de ateistim deyip ateistliği övüyor. Ya peygamber ateist olabilir mi? Önce bilmez, kendini düzeltir, doğru yola gelir. Yunus da önce kendini bilmez, sonradan düzeltti, doğru yola geldi. Kur'an bunları anlatıyor. Hiçbir peygamberin ateist olması mümkün değil peygamber olduktan sonra. Evet. Yani demek ki doğru olanı buymuş, hikmetli olanı buymuş. Biz de buna eyvallah razı oluyoruz. Zaten şimdi bile insanın bu dünyada yaşamaya hevesi gelmiyor yani. Bu kadar hengamenin içerisinde, bu kadar sıkıntının içerisinde, bu kadar çilenin içerisinde inşallah imanlı bir şekilde gideriz ve orada Rabbim bizi geri döndür diyenlerden olmayız. İnşallah. Şimdi bu hasret cümlesi de ifade edilmiş bir şey. Gerçekten o kafirler için okuran bir hasrettir. Yani onu kabul etmek isteyecekler ama iş işten geçmiş olacak mesajı anlamı taşıyor. Evet. Evet, yani, abicim. Biraz önce aslında bu da aklıma geldi. Hasret nedir? Hiç insan kavuşamayacağı, çok özlediği ama asla kavuşamayacağı şeye hasret duyar ya. Allah zaten evet. Baştan cümleyi böyle kuruyor. Hasret duyarlar. Yani asla bir daha geri dönemeyecekler aslında. O hasret kelimesi onu anlatıyor zaten. Çok güzel. Fakat gelin görün ki o kafirlere, o putperestlere, o dinsizlere bu ayetin hiçbir anlamı yok, hiçbir önemi yok. Şu ayeti bütün Türkiye'ye her gün oku. Ama hiç kimse bunu ciddiye almıyor. Çünkü insanlar hayatlarında kendilerine her şeyi veren Allah'ı dışlamışlar. Ciddiye almıyorlar. Yani dış kapının mandalı kadar bile Allah'ın ehemmiyeti yok artık insanların hayatında. Allah'ı ciddiye alıyoruz diyenler bile ayetleri okuyorsun, söylüyorsun. Onları bile ciddiye almıyorlar. Yani bırakın normal vatandaşı, Kur'an okuyoruz diyenler bile o taraftan eğiyor, o taraftan büküyor, başka yollara gidiyor. Akla hayale gelmedik şeyler yapıyorlar. Tabii bunun bedeli çok ağır. Çünkü ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun. Orta yol yok. Şimdi böyle olunca biz de bu dünyada verdiğimiz kararlarla ya kazananlardan oluyoruz ya kaybedenlerden oluyoruz. O zaman her şeyi bir kenara bırakıp bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Biz neyi nasıl yaparsak kazananlardan olacağız, nerelerde hata edersek kaybedenlerden olacağız. Bunun en başta geleni kazanmak için, yani bu imtihanı hakkıyla kazanabilmek için imtihana çekileceğimiz bu kitabı ciddi bir şekilde okumak, anlamaya gayret etmek yani. Bunun birinci adımı da bize yüklenen kirli bilgilerden arınmak. Eğer öldükten sonra Kur'an'a hasret gitmek istemiyorsak, burada Kur'an'la aramızı ayırmamamız lazım. Mesafeyi açmamamız lazım. Var gücümüzle en doğrusu neyse bunu ortaya bulup çıkartıp gereğini yapmak durumundayız. Aksi halde biz de o kafirler gibi Kur'an'a hasret gidenlerden oluruz. Bu işin şakası yok yani. Ve şüphesiz o kesin bir gerçektir. Hakkul yakin. Yani bu anlatılanlar öyle hikaye ve masal değil. Şüphesiz o kesin bir gerçektir. Yani bunun yalanlamasına gerek yok.
hakka lekin, aynı lekin, ilme lekin ifadesi kullanırken itirazı mümkün olmayan bir gerçektir. Yani ölen insanlar ahiret alemine de olup da dünyaya geri gelen var mı diye söyleyenlere büyük bir cevap bu diye düşünüyorum. Yani o mutlaka gerçekleşecek. Allah vaadine sadakat gösterir, vaadinde durur ifadesiyle bunları anlatıyor. İsmail Hocam, bu hakkul yakın tercümesi gerçekten gerçek mi? Yoksa bu gerçekleşecek olan bir hak mı? Çünkü bir şeyin gerçek olması başka bir şey, hakikat olması başka bir şey. Mesela yeryüzünde inkarcılar var. Efendim, veya bugün Netanyahu veya İsrail saldırıyor, Gazze'yi öldürüyor. Bu bir gerçek. Ama hakikate uygun bir şey değil. Dolayısıyla hakikatle gerçek farklı farklı şey. Buradaki hakkul yakın gerçek demek bunu tam veriyor mu manasını? Ben şöyle düşünüyorum abi. Gerçekle gerçekle hak arasında bir farkın olduğunu düşünüyorum. Şöyle, gerçek demek gerçekleşen anlamını taşır diye düşünüyorum. Bu menfi de olabilir, müsbet manada da olabilir. Ama hak olması apayrı bir durumdur diye düşünüyorum. Hak hakikatten doğar diye düşünüyorum abi. Evet. Olması gereken veya nasıl tarif edilir onu da tam net bilemiyorum. Şimdi ama. Burada hakkul yakın diye orijinal ya, o kesin, hı-hı, bir hakikattir diye aslında çevrilse daha doğru olurdu. Burada gerçektir diyor. Senin dediğin gibi gerçek pozitif manada da olabilir, negatif manada da olabilir. Evet, eyvallah. Ama ayette pozitif anlamda mı, negatif anlamda mı kullandığını net bir şekilde izah etmiyor mu? Gerçekle hak arasında hiçbir farklılık yok Kur'an'a göre benim anladığım. Şimdi evet. Sahte ile gerçek arasında farklılık var. Evet. Öyleyse büyük Rabbinin ismiyle tesbih et. Yani o bir ahiret alemi mutlaka ama mutlaka gelecek. Sana yapılan zulümlere karşı sabret. Onu tesbih etmeye devam et. Seni bu yolda öldürseler bile ben senin velinim. Kesinlikle seni zarara uğratmayacağım. Ahiret aleminde bu dünya hayatından daha hayırlı bir cennet sana vaat ediyorum. Sen bunu gerçekleştireceksin ve bunu kazanacaksın mesajı veriyor. Şu anda şimdi, yapılan zulümlere kim tahammül edebilir? Ancak iman eden ve salih amel isteyenler tahammül edebilir. Evet, şimdi hani fesebbih bismi rabbikel azim, azim olan Rabbinin ismini tesbih et, an, onu tenzih et. Bu Allahu Ekber şeyi buradan geliyor herhalde. Mesela biz namaza başlarken Allahu Ekber diyoruz ya, işte bir nevi bu ayetin teorik bölümünü de namazda da şey yapmış oluyoruz. Fakat asıl burada önemli olan bunun, pardon ya, bizim kamera varmış, biz şeyi açtık, gömleği açtık. Pratikte bu Allah'ın ismini tesbih etmek, yaşamda onun ismini, yani onu birlemek, önemli olan tarafı burası tabii. Sadece lafla söylemek bir şeyi değiştirmiyor. İşte insanlar hayatlarında bunu yapmıyorlar. Yani pratikte, gerçeklikte diyelim biz, uygulamalarda hep İslam dışı. Yani Allah'ın otoritesi birinci sırada değil. Yani sosyal yaşantıda bu böyle değil, ekonomide böyle değil, siyasette böyle değil, anayasada, mecliste, aklınıza ne gelirse yani.
Her yerde bu hep son sıraya atılmış. Dünya birinci plana konulmuş. Sen bunu söylemde, sadece namazda Allahu Ekber desen bile pek bir anlam taşımıyor yani. Bunu pratikte yap. İkisini beraber yapmak gerekiyor. Hani, evet, hani bir ayette diyordu ya, ilk olan son olan ilk olandan daha hayırlı. Faydası kullanıyor. İki yaşam var. Birisi dünya hayatı, diğeri de ahiret hayatı. Senin için ilk olan dünya hayatından ahiret hayatı daha hayırlı. Onun için azmet, sabret ve o inkar edenlerin zulmüne aldırıcı etme. Biz seni ahiret aleminde, dünya hayatı bir an, ahiret hayatı ise ebedidir. O ahiret hayatında seni ebedi olarak konuklayacağız ifadesini kullanıyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Evet. Şimdi Kur'an'daki ayetlerin ben sözel, sadece sözle yapılanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani şöyle, eğer bir söz söyleniyorsa veya işte daha somutlaştırırsam, bir kişi la ilahe illallah diyorsa, bunu hayatında tatbik etmediği müddetçe bu söylemin bir anlamı olmadığını kanaatindeyim ben. Tabii ki. Yani iman ve salih amel. Bunu hiç bundan ayırmamış. Çünkü öyle bir hal aldık ki hocam, son zamanlarda insanlar artık kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, bilmem zikir mikir dedikleri bir sürü zırvaları uydurmaya başladılar. Onlarla kendilerine bir ritüel oluşturmaya başladılar. Evet. Peki arkadaşlar. Hakka suresinin sonuna geldik. Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Yoksa yarın Me'ariç suresinden devam edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Selamlar. Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar cümlete.